Merhaba sevgili dostlar. Ancient Gamer TV'den herkese selamlar. Euro Truck Simulator 2 serimizin 17. yanılmıyorsam bölümüyle ve aynı zamanda yeni çıkan İtalya DLC'mizin ve Scania Next Generation modelimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Daha önceki bölümlerde de ifade ettiğim gibi de size bu serimizin aynı zamanda devamı olmakta. Şu anda 17. bölümümüzü çekiyoruz. 1.30 güncellemesi ile beraber Scania'nın S ve R modellerini kullanıyoruz. Ve aynı zamanda İtalya DLC'mizi de incelemiş oluyoruz. Hatırlarsanız bundan önceki bölümlerde şöyle bir map'imizi açalım ki tekrar. İlk bölümde Catania'dan Palermo'ya gitmiştik. İkinci bölümde Palermo'dan Messina'ya gittik. Üçüncü bölümümüzde Messina'dan da Catanzaro'ya gitmiştik. Villa San Giovanni'nin içinden geçerek gitmiştik tabi. Deniz yoluyla karşıya geçmiştik. 20 dakikalık bir süresi var. Şimdi de Catanzaro'dan Taranto'ya gitmek gibi bir niyetim var. Bir işimizi almaya çalışalım oraya bakalım. O tarafa bir yere var mı? Umarım vardır. Catanzaro hepsi aynı yere doğru gidiyor. Bir saniye. Messina. Yok, geriye git, doğru gitmeyeceğiz. Taranto'ydu değil mi bizim gideceğimiz yer? Map'e bir bakalım bir kere daha. Evet, Taranto'ydu. Burada bir Messina. Taranto'ya buradan sadece bir tane yük var. O da 20 tonluk. Ama bizim hedefimiz orası olduğu için mecburen onu alacağız tabii. Taranto'ya çünkü başka yok. 15 saatlik süresi var. Alma süresi. Tamam, 20 ton güzel. Maksadımız İtalya'yı gezmek olduğu için zaten yükün de şimdilik pek bir önemi yok işin aslı. Yolumuza çıkalım. İtalya'mızı gezelim. 1.30 ile beraber gelen Next Generation, Scania'nın Next Generation S modeliyle yine yükümüzü alalım. Klasik Avrupa'nın döner kavşakları. İyi, yükü alacağımız yer çok da uzak değilmiş aslında. En dibe mi koymuşlar bizim yükü ya? Biraz şöyle sağa doğru.
Tamamdır. Alalım yükümüzü. Güzel. Dışarıdan da sesi çok güzelmiş hakikaten. Bayağı güzelmiş. İyi. İçteki kapının trigger'ını yani tetikleyici mekanizmasını yakın bir yere koymuşlar. İyi, durdu bu. Şu sağ yukarıda kocaman bir köprü var. Ne köprüsü olduğunu bilmiyorum da. Acaba gerçekten yol var mı orada? Şöyle bir map'i açıp bir bakalım. Güzel. Genelde ana yolda itip ana yoldan gidiyoruz. Map'i normal haline getirelim. Navigasyonu, pardon, map'i değil. Hız limiti 70'miş burada. Oo, takıldı. Yani bunun donanımla falan bir alakası yok arkadaşlar. Yeni çıkan DLC'de bazı yerler kasma yapıyor. Dediğim gibi geçen bölümlerde de başımıza geldi bu. Aslında birçok kişinin başına geliyor. Küçük bug'lar var hala. Zaman zaman oraları düzelteceklerdir küçük patch'lerle yine. Zaten şu anda FPS'imiz 70'lerde falan. Yani düşük bir FPS'imiz yok işin aslı. Yani FPS düşmüyor. Gayet ideal bir sayıda. Evet, hızlanabiliriz.
Evet, 90'ı bulduk, gidiyoruz. Bu tünel bayağı büyükmüş. Daha doğrusu uzun bir tünelmiş. Yani böyle 2-3 kilometre var herhalde galiba bu, değil mi? Bu arada bir hatırlatma daha yapayım. Amerikan Truck Simulator'da da biliyorsunuz bundan önce, yani Euro Truck Simulator 2 için çıkan İtalya DLC'sinden önce Amerikan Truck Simulator'da New Mexico çıktı. Onun da ilk videosunu çektim. Kanalda bulabilirsiniz. Onun da serisi hala sürüyor. Takip etmek isteyenler için. Videonun sonuna zaten oynatma listesine ekleyeceğim onu. Görürsünüz. Eğer American Truck Simulator'ı da seviyorsanız takip edersiniz oradan da. Aynı zamanda orada da New Mexico'yu devam ettiriyoruz. Hız limiti 50'ye düştü. Neyse, dediğim gibi Euro Truck Simulator 2'de İtalya DLC'si ve yeni çıkan 1.30 güncellemesiyle çıkan Scania Next Generation S ve R modellerine aynı anda, ve bir de bir dakika vitesi düşürelim, ve American Truck Simulator'da da yeni çıkan Map DLC'si New Mexico'yu da inceliyoruz. İncelemiyoruz aslında. O bir inceleme değil. Serinin devamı, ama aynı zamanda yeni çıkan Map DLC'sini de görmüş oluyoruz. Bu inceleme demek biraz yanlış olur aslında. Yanlış bir ifade olur. İnceleme başka bir şey. Serimize yeni çıkan maplerle devam ediyoruz dersek daha doğru bir ifade olur aslında. Map'i geziyoruz. Yeni çıkan harita DLC'sini geziyoruz. Şehir şehir gezip Amerikan Truck Simulator'daki bütün eyaleti bitireceğiz. Burada da bütün İtalya'nın şehirlerini gezmiş olacağız. Her yerini göreceğiz. İlk Fransa çıktığı zaman da bu serinin devamında onu yapmıştık hatırlarsanız. Seyredenler varsa.
Ayrıca şunu da hemen ifade edeyim. Siz bu videodan neyi görüyorsanız ben de onu ilk defa görüyorum. Yani daha önce hani gezmiş olduğum yerler değil zaten Euro Truck Simulator 2'de biliyorsunuz ki hatta American Truck Simulator'da da öyle. Gezdiğiniz yerler sarı olarak işaretleniyor. Haritayı açtığımda görmüş olursunuz. Oralar gri gri görünüyor. Çünkü ben de daha önce hiç açmadım ve gitmedim oraya. Hep beraber görüyoruz. Yani ben neyi görüyorsam şu anda İtalya ile ilgili, siz de şu an onu görüyorsunuz. Benzin alsak mı biraz acaba? Yok ya, boş ver. Almayalım. Daha yarım depodan fazla benzinimiz var yine. Hız 50'ye düştü. Evet, artık hızımızı arttırabiliriz. Yanlış vitese attım. Burada bayağı bir takılmalar yaşadım. Görüyorsunuzdur. Sol taraf ne? Oo, santral var burada resmen. Sağ tarafta. Bu arada Taranto'ya geldik. Yani yolculuklar çok uzun sürmüyor. Yakın yerler birbirlerine genelde. Yine imparatorları.
Evet, bir de işçi ofisi bulduk. Evet, Man Galerisi de keşfedildi. Yani bu serimizi yaparken zaten truck dealer'ların, yani çekici satıcıların hepsinin yerini keşfetmiştik zaten. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Ama yeni işçi yerlerini keşfetmemiz iyi oluyor. Daha çok sayıda işçiye ulaşabiliyoruz en azından bu sayede. Normalde yükü bırakacağımız yer şu anda tam solumuzda. Ama tabii kavşaktan dönüp diğer taraftan geriye doğru gelmemiz gerekecek. Evet, geldik kökü bırakacağımız yere. Retarderımızı açalım. Evet, buraya bırakacağız yükümüzü. Hadi bakalım. El frenimizi çektik. Yükümüzü bıraktık.
Paramızı bir experience'ımızı alalım. Güzel. Evet, açalım şu haritamızı. Videonun başında söylediğim gibi. Birinci bölümde Catania'dan Palermo'ya geçmiştik, Sicilya adası tarafından. Sonra Palermo'dan Messina'ya geçtik. Messina'dan aldığımız yükle Villa San Giovanni üzerinden Catanzaro'ya geldik. Ve bu bölümde de Catanzaro'dan Taranto'ya geçtik. Artık bir dahaki bölümde Bari yaparız. Çok kısa olursa Bari ve Napoli beraber yaparız aynı bölümde. Ya da iki ayrı bölümde çekebiliriz, belli olmaz. Ama yolumuz belli. Taranto'dan Bari'ye gideceğiz kesinlikle. Sonra Bari'den de Napoli tarafına geçeriz. Bu şekilde yukarıya doğru ilerlememizi sürdüreceğiz. Evet, 17. bölümümüzün sonuna geldik. 18. bölümde tekrar görüşmek üzere diyelim. Hepinize iyi oyunlar diliyorum. Bay bay.